Hidrokarbonların sonuna doğru geliyoruz artık. Aromatiklik konusundayız. Aromatiklik ne demek? Aromatik halkalar nasıl adlandırılır? Bununla ilgili bir konu alanındayız şu anda. Şimdi bunlara bir bakalım. Öncelikle aromatikliğin ilk üyesi olan bir benzen halkası var. Benzen halkası tabii böyle içeride sanki bir oksijen atomu varmış gibi düşünülebilir ilk etapta bilmeyenler için. Ama tabii bu anlama gelmiyor. Bu şu anlama geliyor. Şimdi Kekule tarafından bu formül öne sürülüyor. Benzende 6 tane karbon atomu böyle bir halkalı yapı oluşturuyor. Ve konjüge durumda bir çift bir tek, bir çift bir tek bağ var şeklinde. Burada biz rezonans yapı olarak gösteriyoruz. Rezonans yapı elektronların pi bağı elektronlarının hareket halini gösterir. Dolayısıyla şu aslında şöyledir, çift yönlü okla çizilir. Şunun şöyle bir ikisini aynı anda olan bir yapıymış gibi şurayı düzgün çizelim. İkisini aynı anda olan bir yapıymış gibi düşünebilirsin şunu. Dolayısıyla şurada dikkat et. Bak elektron şuraya geliyor. Bu elektron şuraya geliyor. Bu elektron şuraya geliyor. Bak ne oldu? Çift bağ yer değiştirdi. Tersi durumda da yine dönmeye devam ediyor. Bak bu buraya geliyor. Bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Sürekli bir elektronların dönmesi söz konusu. Dolayısıyla böyle pi bağları sürekli halka içerisinde döndüğü için, hani sürekli bir yer değiştirme olduğu için rezonans yapıda karbon atomları arasındaki bulunan bağın ölçüsüne bakarsak tekli bağdan kısa, ikili bağdan uzun bir bağ oluyor. Yani aslında böyle bir bağ yok tabi. Elektronlar sürekli orada hareket halinde olduğu için delokalize pi bağı diyoruz onlara, pi elektronları. Bu elektronlar sürekli hareket halinde olduğu için biz onu kısa haliyle göstermek için İşte o altıgen halkanın içerisinde bir tane yuvarlak çiziyor oluyoruz. Oradaki yuvarlanan anlamı aslında 3 tane çift bağın konjüge durumdaki o tek bağlarla olan delokalize halini gösteriyor diyeceğiz. Hareket halinde olduğunu gösteriyor. Bu aromatiklik yani en temel üyesi benzen halkası. En temel üyemiz bu bizim C6H6 yapısı. Dolayısıyla aromatiklik deyince aklımıza ilk olarak benzen molekülü gelecek. Benzen özel bir isim. Normalde sistematikada göre söyleyecek olsak işte çift bağ sürekli yer değiştiriyor ama sonuçta 1-3-5 konumunda 1-3-5 sikloheksatriyen yapısı aslında ismine bakacak olursak. Ama tabi bu ismi bu şekilde kullanmak yerine biz buna benzen diyeceğiz aromatiklik için. Şimdi benzen halkasında az önce söylediğim gibi ikili bağlar sürekli yer değiştiriyor. Dolayısıyla bu rezonans yapı olduğundan dolayı rezonans yapı yapıya ekstra bir kararlılık katıyor. Ekstra bir kararlılık kattığı için bunlar çift bağların verdiği o hani alkinlerin verdiği katılma tepkimlerini falan vermiyor. Çünkü buradaki çift bağların yeri sabit değil. Yeri sabit olmadığı için de katılma tepkimesi vermeyecekler. Bunu söyleyeceğiz. Benzen ve benzenden türetilen bileşikler ise aromatik bileşikler, diğer adıyla arenler ismini veriyor olacağız. Burada tabii değişik türevlerini birazdan görüyor olacağız. Benzen halkasına tek atom veya gruplar bağlanmışsa öncelikle bunun adını söyleyip daha sonra buna biz benzen kelimesini ekliyoruz ama yaygın adlar da var. Yaygın adlar da çok fazla kullanılıyor. Biz burada yaygın adlardan da bahsediyor olacağız adlandırma kısmında. Şimdi yaygın adlara bakarsak bak mesela bir hidroksi grubu bağlanmış. Normalde bunun adı sistematik adı hidroksi benzen ama yaygın adı bunun fenol. Sen bunu fenol olarak bileceksin. Mesela metil grubunu bağlarsak metil benzen ama metil benzenin yaygın adı toluen. Bunları biliyor olman önemli. Bunları ezberle. Bir amino grubu bağlanırsa amino benzen denir ama anilin de yaygın adıdır. Klor bağlanırsa klorobenzen. Bunun yaygın bir adı yok. Nitro bağlanırsa nitrobenzen. Burada da bir şu köke biz birazdan bahsederiz. Benzil grubu diyeceğiz şu CH2'nin olduğu yere. Yani bir benzen halkasına bağlı CH3 yani şöyle toluen düşün. Toluenden bir hidrojen çıkınca kalan gruba biz benzil grubu diyoruz. Benzile de bir OH bağlanırsa bu bir işte alkolde fonksiyonel grubu olduğu için biz buna benzil alkol diyoruz işin açığı. Benzen halkasına bir aldehit grubu bağlanırsa bunun adı benzaldehit olur. Benzen halkasına bir karboksilik asit grubu bağlanırsa biz bunları fonksiyonel gruplarda göreceğiz. Adı benzoik asit olur. Yine benzen halkasına bir vinil grubu bağlanırsa vinil benzen olur ama bunun yaygın adını da yazalım. Stiren yaygın adıdır bunun da. Bu şekilde hani bunu da bir görmüş ol diyelim.
Şimdi benzen halkasından bir hidrojen çıkarılmasıyla kalan grup aril grubudur. Aril grubunda önemli iki tane grubum var. Benzenden bir hidrojen çıkarsa adı fenil olur. Dikkat et. Fenolla karıştırma. Toluenden bir hidrojen çıkarsa kalan grup benzil olur. Bak dikkat et. Normalde aslında beklediğim şey ne benim? İşte hocam niye benzenden çıkınca benzil olmuyor da toluenden çıkınca? Bu böyle. Bunu böyle ezberle. Yani dolayısıyla elinde bir toluen varsa, toluenden bir hidrojen çıkarsa, bir şu hidrojeni çıkartırsam bunun adı benzil olur. Benzen halkasından bir hidrojen çıkartırsam bunun adı fenil olur. Bunu unutma. Benzen halkasına iki atom bağlanabilir ya da grup bağlanabilir. Bunlara numara vermek zorundayız. Yani bir tane olunca numara vermeme gerek yok ama iki tane bağlanınca numara vermem gerekiyor. Mesela bu şekilde iki tane klor atom bağlıysa hemen en küçük numara verecek şekilde veriyorum. 1-2 diyorum. 1-2 işte 6 tane atomum var. 1-2 diklora benzen ismini veriyorum bunun adına. İşte bu şekilde bağlanırsa buna 1-4 diyorum ama eğer iki tane grup bağlanmışsa bizim bunlardan özel olarak söylediğimiz bir adlandırma var. Şimdi orayı gösteriyor olacağım. Burada orto, meta, para ismini veriyoruz. Kısaca ortaya O, metaya M, paraya da P ile gösteriyoruz. Burada şunu söyleyeceğiz. Peş peşe konum olursa bunu orto konumdur. Peş peşe konum yani 1-2 konumu peş peşedir. Orto. 1-3 konumu olursa yani 1 var atladım 1 daha var. Hani bu şekilde bir 1-3 konumu varsa buna biz meta konumu diyeceğiz. Karşılıklı varsa yani 1-4 konum varsa buna para diyeceğiz. Bu şekilde de kısaca bir adlandırma yapabiliyoruz. Mesela bunun örneklerine bakalım. Bak burada peş peşe olmuş. Peş peşe olunca bunun adı 1-2 dibroma benzen yerine orto dibroma benzen ya da O dibroma benzen diyebiliyorum. 1-3 konumu olursa işte 1-3 dibroma benzen yerine meta dibroma benzen. 1-4 dibroma benzen yerine de para dibroma benzen diyebiliyorum. Bir de ben şunu vereyim. Bazı kaynaklarda karşına çıkıyor. Benzen halkasına eğer 2 tane metil grubu bağlanırsa hani bir tanesi bağlanınca toluen oluyordu ya. 2 tane bağlanınca bunun özel adı ksilen. Normalde bunun adlandırması yaparsam ben 1-2'ye dimetil benzen olacak ya. Ben bu dimetil benzen yerine ksilen diyorum. Ve peş peşe konumda olduğu için ben buna orto ksilen ismini veriyorum. Benzer şekilde böyle 1-3 konumda bağlanırsa mesela buraya ben metili bağladım şuraya da bağladım. 1-3 konumda bağlarsam bunun adı meta ksilen olur. Eğer karşılıklı bağlarsam şöyle göstereyim. Mesela şuraya bir metil bağladık. Şuraya da bir metil bağladık. Karşılıklı konumda olursa 1-4 konumda olursa buna da para kısilen ismini veriyoruz. Hani bir görmüş ol. Bazen başka kaynaklarda da karşına çıkabilir. Bu şekilde bir söylemiş olalım. Eğer 3 tane 4 tane grup bağlıysa yani 2'den fazlaysa burada artık ortosu metası olmuyor. Direkt olarak adlandırmadaki kuralların geçerli. En küçük numara verecek şekilde adlandırıyorum. Mesela şöyle gidersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Dolayısıyla sayım büyüdü ama böyle dönersem sayı küçülüyor. 1, 2, 4. 1, 2, 4 trikloro benzen yapısı oluşuyor. Mesela farklı gruplar da bağlanabilir. Mesela şöyle yaptığımızda diyelim ki buraya işte metili bağladım. Şuraya da bir metili bağladım. Mesela şuraya etil bağladım. Atıyorum şuraya da kloru bağladım. Şimdi ne yapacağım? Burada biraz ortalık karıştı. Ama hiç sorun değil. Bizim adlandırma kurallarımıza göre ne yapacağız? En küçük numara verecek şekilde adlandıracağız burada. Numaralar küçük olacak şekilde. Çünkü bu grupların zaten birbiri üzerine çok fazla bir üstünlüğü yok işin açığı. Şimdi numarayı ben nasıl veririm? Şöyle versem herhalde mantıklı. 1, 2, 3, 4, şurası 4, şurası 5, 6 dersek olur. Dolayısıyla 1, 2'de metil var. 5'te etil var. 3'te de klor var. Bu şekilde bir numaralandırma yapabiliriz. Ya da başka bir numara verelim bakalım. Numara daha değişik olabiliyor mu? Mesela şuraya 1 desek 1, 2, 3, 4, 5, 6 her türlü şartta zaten etil 5 numarasını alıyor. Burada klora mı 1 diyelim yoksa metillere mi? Şimdi böyle giderse metiller 2, 3 toplamda 5 numarasını alacak. Maviyle gidersem daha küçük alacağı için maviyle olanı alıyorum. Dolayısıyla adı ne olacak bunun? E harfi en önde geldiği için 5 etil. Mesela adlandırmamı yapıyorum. 5 etil. İşte daha sonra E'den sonra K gelecek. 3 kloro. 3 kloro. 1, 2 dimetil. Değil mi? Dimetil benzen. Bu şekilde bir adlandırma yapıyorum.
Ama tabii bu kadar karışık adlandırma çıkar mı? Çıkmaz. Sen burada özellikle çok sık kullanılan benzen ve türevlerini bilsen senin için yeterli olacaktır. Şimdi burada başka şeyler verilmiş. Hani alfabetik sıraya göre az önce dediğim şekilde bir isimlendirme var. Burada mesela brom var, işte metiller var. Şimdi burada az önce söylediğim şey aslında ikiden fazla grup bağlıysa atom veya gruplara en küçük sayı gelecek şekilde numaralandırıyorum. Alfabetik sıraya göre de adlarını yazıyorum. Şimdi burada mesela brom B, metiller M. Hocam niye biz broma 1 demedik dersen bromla metil üzerinde çok fazla bir şey yok. Böyle üstünlük yok işin açığı. Hani daha önce de bunu söylemiştik. Burada mümkünse az önceki verdiğim örnek gibi düşün. Mümkünse küçük numaralar. Hani en küçük numaraları kullanacak şekilde numaralandırma yapıyorum. Şimdi ben burada mesela broma 1 dersem döndüğüm zaman işte 1, 2, 3, 4 konumunda oluyor metiller. 3, 4, 7 yapıyor toplamda ama metilden başlarsam numaralandırmaya 1, 2 oluyor ve toplam 3 yapıyor. Dolayısıyla daha küçük numara benim daha çok işime gelecek. Öncelik çok fazla üstünde bir öncelik yok, sadece alfabetik sırada var. Ha şu olabilirdi. Aynı karbon sayısına denk gelseydi o zaman broma öncelik verecektim. B harfi daha öncelikli olduğu için. Bunları çok fazla karıştıracağını düşünmüyorum artık. Dolayısıyla burada numaralanma düzgün bir şekilde 1, 2, 3, 4 şeklinde verilmiş. 1, 2'de metil var. Brom 4'te olacak mecburen. 4 bromo, 1, 2 dimetil benzen. Veya işte şöyle bağladığımda en küçük numara verecek şekilde veriyorum. 1, 2, 4. 1, 2, 4 trimetil benzen. Şu da TNT dinamittir aslında bu. Bunu da bir görmüş ol. Normalde bu metile benzene metil bağlandığı zaman adına biz toluen diyorduk ya. Bunu toluen olarak da adlandırabiliriz. Ama 1'e metil diyerek de adlandırabilirsin. Mesela şöyle diyebilirsin. 1 metil 2, 4, 6 trinitro benzen de diyebilirsin. Ama toluen bazlı adlandıracaksan 2, 4, 6 trinitro toluen de diyebilirsin. Mesela bunu da toluen diye de adlandırabiliriz. Yani mesela ben şuraya 1 dediğime toluen dersem normalde buraya ben 1 dedim. 2, 3, 4. Mesela ben buna şöyle diyebilirim. Bak 2, 4 dimetil toluen diyebilirim. Yani bu da kullanılabilir. Sorun değil. Yani sonuçta yaygın adlandırma yaparken de bu şekilde toluene baz alarak da adlandırma yapabiliriz ama genellikle bu tercih edilir. Burada TNT dediğimiz için hani trinitro toluenin kısaltılmışı olduğu için toluen bazlı adlandırma genelde tercih edilir. Burada da hani bunlar biraz aslında işin açığı alışkanlıklar diyelim. Alışkanlıklar bu şekilde bizi yönlendiriyor ama dediğim gibi bunların çok fazla karışık örnekleri karşına çok fazla çıkmayacaktır. Tahminim o yönde. Aromatik bileşiklerle ilgili adlandırma kısmı ve biraz işte benzen halkasının ne olduğunu falan verdik. Bunların tabii tepkimelerini ve diğer özelliklerini hani ezberde bilmemiz gereken bazı özellikler var. Onu ikinci kısımda hani bundan sonraki konu kısmında anlatıyor olacağız. Şimdi bu parçayla ilgili hani sadece bilmen gereken işte moleküller var. Benzen halkasına tanıdın. Adlandırmayı da az buçuk işte zaten yapıyordun. Onu da detaylarını verdik. Şimdi bununla ilgili standart sorularda bir bakalım ne tarz sorular geliyor. Ondan sonra konumuza devam edelim.